Herkese merhaba. Yepyeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün yeni gelen Modern Royale etkinliğini videosunu çekeceğim. İlk savaşı attım, nasıl bir şey olduğunu anladım. Hemen size buradan ilk savaşımı göstermek istiyorum. Şöyle 2x alalım. Gerçekten arkadaşlar çok zor bir seviye. Hemen hemen kartlar aynı. Burada önemli olan alan ve ağır kartları almak bana göre. Alan almayı unutmayın. Büyücü olmadığı için normalde büyücüyü severim. O yüzden cellatı aldım. Cellat da iyi bir kart. Evet arkadaşlar, koca başına zor pek durduramadığım için sağ kuleyi gayet kolay aldım. Şöyle bir sesini kısalım. Ben sırf savunmaya yattım ve tomrukla bu kuleyi almaya çalıştım. Evet arkadaşlar, cellat gerçekten çok iş yaptı. Ya adamın acemiliğini mi ne anlamadım. Ama yani bir sürü askeri önüne attı. At bu arada atıcı da güzel. Korumaları rahat rahat indirebildi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde tomrukla aldım. Artık geri kalan 30 saniye boyunca savunmaya yattım. Biliyorsunuz elit barbarları çok severim. Onların olması beni çok çok sevindirdi. Şöyle bir 7 saniye boyunca. Evet. Bu şekilde ilk savaşı aldım. Birazcık daha adam şanslı olsaydı kulemi alabilirdi. O yüzden birazcık şans da benden yanaydı. İkinci savaşa geçiyoruz. Arkadaşlar, Mega Shovel'i tank olarak kullanıyorum. Şu şekilde. Evet. Adamda da Mega Şövalye varmış. Buna atıcı atacağım büyük ihtimal. Şu şekilde. Elektrod atmam gerekiyor. Yoksa alamayacağım. Durdurmam gerekiyor. Evet arkadaşlar, durdurdum. Ve sağ kuleyi almışım, görmedim. 2 dakika boyunca savunmaya yatmak biraz saçma. Tomruğu bu yüzden aldım. Fail mi? Hayır, fail değil. Arkadaşlar, bir kasırga var, bir de zehir. Baktım havadan gelen minyon sürüsü gibi kartlar yok. Zehir almanın bir anlamı yok. Tomruk daha düşük iksirli. Ve tomruğu sadece prenses için aldım. Uzaktan hasar vermesini istemiyorum. Yine aynı taktikle gideceğiz. Son bir dakika elit barbarları kullanmak istiyorum. Ama öfke olmadığı için pek bundan yana değilim. Öfkeyi pek kullanmıyorum. Şu şekilde düşürelim. Aynen. Evet. Şu şekilde bir de gece cadısı attık mı? Çok güzel oldu. Evet. Yine atıcıyla durduracağım. Atıcı hem tank görevi görüyor hem de kuleye gelmesini engelliyor. Sanırım adam arkaya bir kart attı. Ben de göremedim. Videonun tek şu anda birazdan maçın tekrarını izleyeceğim. Evet. Uçan makine vurdu. Evet. Şu şekilde. Boşuna bir atılan bir tomruk. Şuraya cellat atayım. Evet. Son anda kocabaşını durdurmayı başardık. Şu şekilde buradan o şeyleri atacağım. Elit barbarları. Şuradan da uçan makineye attım mı? Bir tane de domruk sallayalım. Alır mıyız o kuleyi? Biraz zor. Alma gibi bir durum. Yani kesin önemli bir şey değil. Almasam da olurdu. Şuraya şu şekilde ayarlayıp
Hepsini düşürelim. 5 saniye boyunca o da oyalar. Şu şekilde bir tane de elektro attık mı? Bu savaşı da aldık. Bu da ikinci galibiyetimdi. Merak ettiğim bir şey vardı. 2 saniye onu bulacağım. Şu şekilde bir izleyelim. Adam buradan Mega Şövalye'nin arkasında bir kart attı. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Gerçekten Mega Şövalye'yi durdurmam burada çok iyi oldu. Şu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi prenses atmış ve cellat prensesi knockout. Evet arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Üçüncü savaşa geçiyoruz. Tabii siz o beklediğim anları görmeyeceksiniz. Kırpacağım. Şu şekilde 2016 altınımızı alalım. 2016 yılının 2016 altını. 2 taş, 2017, 2 taş ve 2018. Aynı desteğiyle tekrar savaşa giriyorum. Bu etkinliğin dostluk savaşı gelir mi bilmiyorum. Gelirse çekmeye çalışırım. Birkaç arkadaşım var klanda onlarla çeker. Videosunu da yayınlarım. Şu şekilde yine atıcı. Evet. Bir de şok birliği geliyor. Şok birliği sanırım şöyle bir atacağım. Ne olur ne olmaz diye. Şunu da şöyle geri attım mı? Bunu da buraya atacağım. Cellat dönmedi. O yüzden cellat atmadım. Omega Şövalye ölmezse gidebiliriz. Aynen. Güzel oldu. Şu cehennem ejderini de. Uçan makine vurur mu kuleye? Evet, uçan makine kuleye vuruyor. O iyi hasar verir. Neyse cellatı kullanmadığımız iyi oldu. Şimdi Mega Şövalye arkasına göndeririz. İyi bir atak yapabiliriz. Elit barbarları son bir dakika kullanmak istiyorum. Şu şekilde cellatı atalım. Adamın tazısı var. Tazı gerçekten yavaş bir kart. Biraz hızlı olabilirsem alabilirim. Şu şekilde gidelim. Şunu da atalım yine de biz. Hayda. Yurt dışında kaldı. Şuradan. Şu şekilde şunu da arkaya attık mı? Bu savaşı kaybetme durumum var arkadaşlar. Evet adam çok pis geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu savaşı kaybettim. Kötü bir taktik yaptım. Cehennem ejderini görmeliyim. Onu görseydim kesinlikle durdururdum. Durdurmak yerine Elite Barbarlar da atabilirdim. Elite Barbarlar cehennem ejderinden daha hızlı olabiliyor. Bir tane mağlubiyet aldık. Taş sandığımız aktif. Hemen maça devam ediyoruz. Bu video fazla uzun olmayacak. Yani bütün etkinliği çekmeyebilirim. Başka partlarda aynı etkinliğin devamını getirebilirim. Bu sefer neyi atacağız? Şu şekilde gece cadısını atalım. Evet. Yine cehennem ejderi geldi. 7, 11 iksirim olur. Ona da elektro atarım. Şu şekilde. Aynen. Gelen uçan makine. Şunu da şöyle bir atalım. Uçan makineyi de bırakalım.
Hadi koruma kaldı. Evet, gördüğünüz gibi kötü bir savunma yaptım. Ya pek sayılmaz. Uçan makinem hala yaşıyor. Adam kulemizi fazla düşüremedi. Biz daha fazla hasar verebildik. Şu şekilde buraya bir tane atıcı atacağım. Bu güzel oldu. Ama işte atıcıyı başka şey mi kullansaydım, Mega Şövalye mi diye düşünüyorum. O biraz vurur. Güzel olur. Şunu şöyle atalım. Yarasalar onu indirir. Kartları biriktirip olmadı. Cellata da şuraya atalım. Güzel oldu. Yani hasar almadık. Şu şekilde biraz daha gelsin. Evet arkadaşlar, adam madenciyi çok iyi kullanıyor. Son bir dakikaya girdik. Şöyle elit barbarları atıp bir tane tomruk sallayacağım. Çok güzel oldu bu tomruk gerçekten. Best hamle ve kulesini almayı başardım. Şimdi artık savunmaya yatabilirim. Şu şekilde bir cellat atalım. Elektroda attık. Şuradan bir tane de atıcı atalım. Adam ters taraftan geldi. Şuraya bir tane de geçici cadısı attım. Şuraya da uçan makine. Amacım cehennem ejderi kuleye vurmasın. Şöyle bir tane de elektro buna sallayalım. 10 saniyede kulelerimi kolay kolay alamaz. Yine de şuraya bir tane tomruk sallayalım. Ne kadar geç o kadar iyi. 3, 2, 1. Mega şövalye atlayamadı bile. Hadi sen atla. Benden sana 3 saniye. Evet arkadaşlar, bu savaşı da aldım. İki taşı da alıyorum. Arkadaşlar bu savaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Eğer bitirebilirsem son savaşımı atarım. Sandık açılımı da bu videoya ekler. Öyle yayınlarım. Şimdi taş sandığımız mevcuttu. Şunu açalım. 3 taş. 1 iyileştirme. 30 okçular. 38 barbarlar. Bir tane altın dışında lazım kart vermedi. Modern mücadelede 6 taş topla. Görevim var. Ve son 2 taş toplamam lazım. Bunu bitirip bir dev sandığı açım. Ben etkinliğin sonunda tekrar sandık açılma videosu yapacağım. Bu dev sandıkla bunun sandığını açarım. Bir taş toplamam gerekiyor sanırım, yanlış hatırlamadıysam. Hayır, iki taşmış. Şimdilik videoyu durduruyorum. Bu etkinlik bittiğinde, yani 3 gal 3 mağlubiyeti aldığımda ya da tamamen bitirdiğimde tekrar sizlerle olacağım. Şimdilik videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar, yine merhaba. Sadece bir galibiyet alabildim. Yani toplam 4 galibiyet sandığını açacağım. Ve bunu aldım. Şuradan öncelikle ödülü al diyoruz ve dev sandığımız aktif hale geldim. Öncelikle bu sandığı açıyorum. 3 tık hakkı verdi. Bir iskelet fıçısı, bir dart goblini ve 10 Tesla. Bir tanesini bile destemde kullanmıyorum. Hiçbirini. Şimdi buradan görevlerden dev sandığı açıyorum. 4 tık hakkı verdi. 8 alev topu, 1 yavru ejderha, 212 mızraklı goblin ve yine hiçbir şey lazım değil. Bakalım bundan sonra hangi sandık gelecek. Bunların hiçbirini destemde kullanmıyorum. Yine altın sandık. Nasıl bir adaletli bu? Altın sandık, dev sandık ve yine altın sandık geldi. Arkadaşlar buradan başlayalım. Bunları pek kullanmıyorum. Minyon sürüsünü kullanıyorum. Şu şekilde. Bu arada Domuz Dağı 3000 kupaya geldim. Yani bu arenaya geldim, 10. arena. 11. arena geldi bildiğiniz üzere. Elektrik Vadisi bende 3320 var. Bu da 3400 istiyor. Pek birebir savaşlar oynamıyorum. O yüzden yani yükselmiyorum. Görevler geldikçe oynuyorum. Şimdilik
Bu arenada kalacağım. Yani daha fazla çıkmanın bir anlamı yok şimdilik. Efsanevi de geliyor. Bu şekilde dükkandan efsanevi geldi. Bir önceki sandık açılımında paylaşmıştım. Efsanevi geldi mi düşünün ve o videoyu izlemeyi unutmayın. Bu buz büyücüsünü dükkandan aldım. Bunlar bende vardı zaten. Hay madenciyi de dükkandan aldım. Buz büyücüsüyle madenci dükkandan. Diğerleri nerede? Şimdilik bu şekildeydi bu video. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.